Şimdi bizde Burhan abi bir cüzi irade var. Dolayısıyla biz cüzi irademizle iş görüyoruz. Ama bir taraftan da her şey kaderin hükmüdür. Her şey kaderin takdiridir. Ama benim cüzi iradem var. Ben cüzi irademle iş görüyorum. Bu kaderin takdiri nasıl oluyor? Yani böyle bir bakınca sanki cüz-i iradeyle kader birbirine münafiymiş gibi Evet, mi görünüşte. zahiren Zahir. gözüküyor veya münafi değil elbette. O zaman bunun hakikati nedir? Üstad Selim, İnşaatü'l-İcaz'da yani şu cüz-i ihtiyar dediğiniz şey nedir ki nereden kazılırsa kazısın etrafı şey çıkıyor, cebir çıkıyor diyor üstadımız. Ya, soru soruyor daha doğrusu. Üstadım soruyor ama soru. Sonra. Yani şu cüz-i ihtiyarın neresinden bakarsanız sanki cebir gibi görünüyor. Niye? Çünkü her şey zaten Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Onun dışında bir şey düşünülemez. Burada yanıldığımız nokta şu. Cüz-i ihtiyari biz kaderin dışında zannediyoruz. Evet. Kader ayrı, cüz-i ihtiyari ayrı diye zannettik mi, haklı olarak bu soruların hepsi peş peşe gelmeye başlıyor. Her şey Allah'ın kaderiyle takdir edilmemiş mi? Cüz-i irade de içinde değil mi? Cüz-i ihtiyari de zaten içinde. Elhamdülillah. Şöyle misal verelim. İsterseniz burayı bir okuyalım. Bir, iki, üç misalle de bunu inşallah açmaya çalışalım. Çünkü Üstad anahtarı vermiş bize. Alın şu anahtarı, şu hazineyi açın artık bundan sonra diyor. Doğru mu? Üçüncüsünde geçiyor bunun izahı, sorduğunuz sorunun izahı. Cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Hüküm cümlesi Evet. bu. Cüz-i ihtiyari kadere zıt değil. Evet. Belki kader ihtiyarı ne yapıyor? Teyit ediyor. Yani kuvvetlendiriyor. Kaderin varlığı cüz-i ihtiyare bir kuvvettir. Bir noktaya istinattır aslında. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. Saseri Cenab-ı Hakk'ın ilminin iki nevinden birisi olan kader diyor. Birisi de kaza diyor. 15. şuada. El-Hüccetü Zehra'da. Dolayısıyla ne demek? Bir mühendis düşünün mesela. Bir mühendis kendi mühendislik sıfatıyla bir evin planını çizer. Bu bir ilim midir? Evet. Daha sonra mühendisin kendisi de olabilir ya da bir ustaya farz edelim veriyor. Usta da o plan ve programa göre evi yapar. Doğru mu? Binayı yapar. O ustanın o binayı plan ve programa göre yapması da bir ilimdir. Dolayısıyla planı çizmek bir ilim, o plana göre evi yapmak o da ayrı bir ilim. Birisi kaderdir, birisi kazadır. Kaza. Kaderi ilahi diyor üstadımız. Mühendistir, kudret-i Rabbani ustadır diyor. Ustadır. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. Kader, Cenab-ı Hakk'ın ilminin bir çeşidi, bir nevi. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Burası ihmal ediliyor, bu cümle. Yani ilmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Cenab-ı Hak ilmiyle ihtiyarımızı adeta ne yapıyor? Hem Kuşatıyor. yaratılmasını, hem var olmasını, hem de bütün yapacağı şeylerin hepsini ihata etmiş Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ilmiyle karar veriyor buna. Kader ve takdirle karar veriyor buna. Yani bu insanda şöyle bir şey olsun diye. Bu kaderin dışında bir şey değil yani. İzah edeceğiz. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, kuvvetlendiriyor, iptal etmiyor kader ve ilmi ilahi. Şimdi misal verelim arzu ederseniz. Şimdi gözümüzün yaratılması kader midir? Kader. Kaderdir. Peki. Allah neyi takdir etmiş burada? Ben insan denen bir varlık yaratacağım. Bu insanın da şu 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 özellikte bir görme özelliği olacak ve bununla kendi işlerini ayarlayabilir. Bu bir takdir midir? Evet. Bu takdir de bunu anlıyoruz. Peki. Bu insanın bir de elleri olsun. Ellerinde de şöyle parmaklar olsun. Parmakların da her birisinin özelliği şu olsun. Parmakların şöyle kıvrımları olsun. Ta ki bunlara şu işler. Bunlar kader midir? Kaderdir. Evet. İnsanın bütün azaları için böyle. Çıkalım gökyüzüne. Şöyle bir güneş yaratayım, dünyaya şu kadar yakın olsun. Şöyle ısı, şöyle ışık, şöyle renkler dağıtsın. Doğru mu? Etrafında şöyle gezegenler döndürsün. Bunlar hep kader mi? Evet. Kader. Gelelim bitkilere. Bitkilerden herhangi bir bitki için, mesela dedim ki bir elma ağacı için. Allah takdir etmiş mi? Şöyle bir çekirdek, şöyle bir tohum toprak altına girebilecek ve orada şöyle bir zamandan sonra çatlayacak. İçinden ona koyduğum şu nüveler inkişaf edecek diyor Cenab-ı Hak. Ve ağaç olacak. Ağaçtan da meyve dökülecek. Bu meyveler de insanların, hayvanların şu 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 özelliklerine, ihtiyaçlarına cevap verecek. Takdir midir?
Evet. Takdirdir. Geçelim hayvanlara. Şöyle bir hayvan yaratayım. Bu da çiçeklere konsun. Şöyle özellikle bir bal versin. Kader midir? Her şey kader mi? Kainatta evet. Şimdi bu her şey kaderdir meselesinin içerisine. Niye şunu koyamıyoruz? Abi Üstad Risale-i Nur bizim için hazine. Niye şunu koyamıyoruz? Allah ağacı, hayvanı, insanın uzuvlarını, gökyüzünü, denizleri, denizde yaratılan mahlukatı ve bütün kainattaki varlıkları, maddi ve manevi, küçük ve büyük, her şey takdir ettiği gibi. İnsan denen bir varlık yaratayım. Kader. Bu insan denen varlık çok şerefli olsun, çok kıymetli olsun. Evet. Ona bazı şeyler ben emredeyim. Kendi iradesiyle kabul etme özelliğine sahip olsun çünkü şereflidir bu. Ona bu noktadan şeref vereceğim. Ama isterse kabul etmeme gibi bir özelliğe de sahip olsun, alçalsın. Ve bu manada kendisine vereceğim şu şey de cüz-i irade ve ihtiyar diyeyim buna. Bununla kendisi istediği şeyi arzu etsin, istesin. Ben de hikmetime uygun gelirse onu yaratayım ve bu kulun şerefi artsın ya da makamı düşsün. Böyle bir şeyin, ağacın takdir edilmesi, affedersiniz bir inekten sütün gelmesinin takdir edilmesi, bir arının diyelim mesela bir bal yapmasının takdir edilmesi, bir güneşin ısı ve ışık vermesinin takdir edilmesine ne farkı var? Bu da kader dahilinde. Bu da kader dahilinde. Dolayısıyla bir ağaç düşün. Yalnız ince evet. Bir nüans var. Evet. Sair mahlukat kaderin takdirine 10'da 10 diyelim veya işte bazı hususi iradesiz olduğu için. İradesi tabii. Olmadığı için tabii. Tabi oluyor. Şerefleri de o kadar. Şerefleri de o nispetle azalıyor. Evet. İnsanın ise iradesi olduğu için seçme hakkı var. Şöyle bir misal daha verelim arz ederseniz. Bu misal elhamdülillah yetiyor da. Ya da misaller evet. Dürbün gibi diyoruz adımız. Hı hı. Şimdi bir elma ağacı düşünelim. Elma ağacı. Allah ona elma vermesini takdir ettiği için çağrına çağır. İradesiz ağaç meyve vermek zorunda. O da elma. Doğru mu? Cenab-ı Hak şöyle takdir etmiş olsaydı farz-ı muhal. Farz-ı muhal deyince caiz oluyor bu gibi şeyleri konuşma. Allah o elma ağacına ya da o ağaca diyelim irade verse, cüz-i irade insanlar gibi. Ve ey ağaç, sen hangi meyveyi vermek istersen iradenle, sen ona yönel, ben de senden o elma, o meyveyi yaratayım. İstersen armut, istersen elma, istersen kira, istersen vişne, istersen şu gibi. Bu da bu manada, yar ben bu sene elma vermek istiyorum. Yine istersen zakkum. İstersen zakkum, Allah razı olsun, mesele daha böyle şey olsun diye. Dolayısıyla o ağaç, o ağaç, bu manadaki Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bu yetkiyle, aklı ve irade sahibi olduğunu da farz ederek, aklıyla ve iradesiyle karar verse ki ben bu sene elma vereyim. Allah yaratır mıydı? Yaratırdı çünkü ona o yetkiyi vermiş. Peki onun bu manadaki bir isteği Cenab-ı Hakk'ın takdirinin dışında mı kabul edilecekti? Hayır. Ya Rabbi ben bu sene vişne vermek istiyorum. Yine Cenab-ı Hak yaratır. Bu da yine kaderdir. Çünkü Cenab-ı Hak ona o özelliği vermiş. Bazı kalemler var belki görmüşsünüz. Onda birkaç tane renk seçeneği var. Kalem. Basıyorsun kırmızıyı, kırmızı yazıyorsun. Basıyorsun yeşili, yeşil yazıyorsun. Basıyorsun siyah yazıyorsun, basıyorsun sarı yazıyorsun. Yani o özellik o kaleme konduğu için böyle bir seçenek sunulmuş. Ama bir kalemde var ki sadece siyah. Onun artık başka bir seçeneği yok. Dolayısıyla bu da bir zihinden çıkmış, bu da bir zihinden çıkmış. Bu da bir takdirdir, bu da bir takdirdir. Bu da bir plandır, bu da bir plandır. Yani bunun çok renkleri yazabilme özelliğine sahip olması takdir değildir diyemiyorsunuz. Her şey kader-i ilahi tarafından takdir edilmiş, planlanmış. İnsanın cüz-i iradesi de yine kader tarafından takdir edilmiştir. Cenab-ı Hak onu planladığı, programladığı için böyle bir insanın, böyle bir varlığın varlığını ve yaratılmasını Allah irade ettiği için onu da bu manada takdir etmiş. Cüz-i ihtiyari kesinlikle kadere münafi değil. Belki kader cüz-i ihtiyari teyit eder. Kaderin içinde yani cüz-i irade. Ama insanın tercihi insana bağlar.